planlayarak onları mesleğe, bedenen, fikren ve zihnen hazır olmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bu çok önemli ve çok anlamlı bir süreçtir. Gelip de hepinize meslek hayatınızda büyük başarılar diliyorum. İlimizde 8300 öğretmen var. Diğer yardım hizmetlerle birlikte bu sayı 10.000'i buluyor. İlimize atanan öğretmen sayısı 520 fakat ilimizde bu programa katılan öğretmen sayısı ise 371 öğretmen arkadaşımız. Bizim bu muallim, Sayın Bakanımızın ifadesi muallim programına ilimizi tercih ettiler. Büyük ekseriyeti merkezde arkadaşlarımızın bu programa katılıyorlar. İlçelerimizde ise daha az sayıda öğretmen arkadaşımız, aday öğretmen arkadaşımız bu programa katılıyor. Alacağınız eğitimin milletimize, size ve öğrencilerimize katkılar sağlamasını diliyorum. Bugün sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öğretmenlik, dünyanın en kutsal ve özveri gerektiren mesleklerinden biridir. Bu nedenle mesleğiniz ne kadar iftihar etseniz, mesleğinize ne kadar iftihar etseniz azdır. Aramızda ülkemizin çeşitli illerine yeni atanan öğretmen arkadaşlarımız da bulunmaktadır. Onlara da yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, ülkemizin her bölgesi ayrı bir güzelliğe sahiptir. Ancak şunu gururla ifade etmek istiyorum ki, Adıyaman gibi bir kente öğretmen olarak atandığınız için son derece şanslısınız. Adıyamanlıların samimiyeti ve misafirperverliği sizleri bu kente bağlayacaktır. 6 aylık bir ön hazırlıktan sonra öğretmenliğe geçeceksiniz. Usta çırak ilişkisiyle deneyimli öğretmenlerimizin eğitimler alacak, onların nezaretinde derslere gideceksiniz. Bugüne kadar öğrendiklerinizle bilgilerinizi arttırdınız. Bundan sonra da yaptıklarınızla tecrübelerinizi çoğaltacaksınız. Unutmayın ki geleceğin büyük Türkiye'si sizin ellerinizde şekillenecektir. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu bu uygulamanın eğitimde bir reform olduğunu ve ciddi manada uygulanması halinde güzel sonuçlar elde edeceğimize de ben yürekten inanıyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım, çocuklarımıza fen bilimlerini, sosyal bilimlerini öğretiniz. Ama en az onlar kadar da değerli olan milli ve manevi değerlerimizi de ihmal etmeyiniz. Bu toplumdaki her bireyin bir öğretmenin elinden geçtiğini, gerçeğini hiç unutmayınız. Dolayısıyla toplumda olumsuz davranışları sergileyen insanların da o sıralarda eğitim gördüğünü düşünerek görevinizi layıkıyla yerine getirmeye çalışınız. Değerli genç öğretmenlerim, biliyorsunuz ki öğretmenlik aynı zamanda bir sahne mesleğidir. Bu nedenle öğretmenlerimiz her yeriyle örnek olmalıdır. Çünkü öğretmen o minik beyinler için bir rol modeldir. Giyiminize, kuşamınıza, konuşmanıza, tavırlarınıza dikkat edeceğiz. Bütün bunların sonunda öğrencilerimizin gözlerinde hissettiğiniz ışıltı ve ondan alacağınız haz sizleri çok mutlu edecektir. İnanıyorum ki dünyanın en huzurlu ve mutlu insanı görevine layıklı yaptığına inanan, vicdanı rahat olan insanlar olacaksınız. Kıymetli konuklar, Adıyaman'a göreve başladığımdan en çok önem vermiş olduğum konu şüphesiz ki eğitimdir. Bu amaçla son 3,5 yılda Adıyaman'da eğitim seviyesinin daha üst noktalara getirmek için ve eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve önemli mesafeler katlettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha nezik ortamlarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla son 3,5 yılda ilimiz genelinde 1300 derslik ve 2402 öğrenci kapasiteli pansiyonlarımızın temelini attık. Bunların büyük bir kısmını tamamladık. Geri kalan kısmını ise, çok az bir kısmı ise inşaatları hala devam etmektedir.
Değerli arkadaşlar, burada sizler açısından önemli bulduğum bir konuyla değinmeden geçemeyeceğim. Malumunuz, elimizde mevcut öğretmen eli ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde değil. Bu nedenle siz değerli öğretmenlerimizin daha konforlu bir ortamda bir araya gelerek hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ilimizin merkezde 5 yıldızlı otel konforunda 220 yataklı bir hizmet eğitim merkezi inşa edeceğiz. Bu merkez aynı zamanda öğretmen evi hizmeti de görecektir. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bu çalışmalara sizlerin de gayretleri eklenince Adıyaman'da eğitim ve öğretim seviyesini daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Bizler görevimizi iyi yaparsak yarının Adıyaman'ını ve Türkiye'sinin bugünden daha çok güzel olacağına yürekten inanmaktayım. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken üstlendiğiniz bu kutsal görevin sizler için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Adıyaman'ımızı tanıtmak bir iletişim ve tanışma toplantısı olarak tertip edilen programımıza hepiniz hoş geldiniz.